Doğrudur, biz de ittifak yaptık. Yani şimdi biz yaptık yani. Ben kendim bizzat birçok görüşmelerde olduğum, çok da sevdiğim, çok da... Çünkü bizim için... Kiminle görüşmelerde cemaatle, olmuş? Cemaatle yani ben kendim... Siz kişisel olarak? Tabii, bir sürü dostumuz, eşimiz, akrabamız, yani insanlarımız var bu konuda çevremizde. Şimdi burada yadırganacak bir şey yok. O da bu ülkenin bir gerçeğiydi. Ve biz askeri vesayete karşı mücadele verirken Türkiye'de onlar yanımızdaydı. Biz bir şeyi karıştırdık. Onların bizim yanımızda olması, bu askeri vesayetin ilk defa Rusya üzerinden yapılmasıyla ilgili olarak bize yanımızda olmakla ilgili görevlendirmelerindenmiş. Onu nereden anlıyoruz? Daha sonra işte bu Davos olayları. Anlamadım. Rusya mı cemaati görevlendirmiş? Hayır, Amerika. Şöyle, Amerika'da bağlı olunan gruplar, oradaki yapı, bu Ergenekon sürecinde ilk defa askeri vesayet kendini Rusya'ya yaslanarak, onun da sebebi Irak Kürdistan'daki stabiliteyi bozmakla ilgili. Cemaat kimin? Cemaat Amerika'nın, Amerika'da, Amerika ile beraber cemaat de bizim yanımızda yer aldı. Amerika'nın sizin yanınızda yer aldığının farkında mıydınız? Tabii bunun sebebi vesayetin, askeri vesayetin, onlar hatayı şöyle yaptılar. Darbeyi Rusya'ya yaslanarak yapmaya kalktılar. Bunun da sebebi... Kimler? Ergenekon vesayet dediğimiz askeri vesayet. Tamam, Ergenekoncular öyle. Bir dakika, ben şey anlamadım ya. Çok net söyledim. Bir daha açıklayayım o zaman. Siz, Amerika, siz, cemaat, üçünüz ortak askeri vesayeti mi yıktınız Türkiye'de? Evet. Evet. Böyle, yani böyle de okuyabilirsin.